Gazze konusunda veriler sesimizi işitmiyor dedik. Bu kez ölülere seslenelim diyoruz. Belki mezarlarından kalkanlar arasında bu zulme dur diyecek birileri çıkar diye bugün burada Said-i Nursi mezarlığında basın açıklamamızı inşallah yapacağız. Ordular Aksa'ya! Ordular Aksa'ya! Ordular Aksa'ya! Ordular Aksa'ya! Ümmet ölü, Gazze diri. Kıymetli katılımcılar, birilere anlatamadığımızı Gazze'deki zulmü ölülere anlatmak için bugün burada Bediüzzaman mezarlığındayız. Gazze katliamı 6. ayını doldurmak üzeredir. Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini, yaralı sayısı 73 bini aşmış durumdadır. Halen enkaz altında çıkarılamayan binlerce şehit var. Şehit edilenlerin yarısına yakını çocuk, 10 bine yakını ise kadındır. Rabbim şehadetlerini kabul etsin. Gazze'de tarihin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiren Siyonist İsrail rejimi son günlerde dilimize dahi getirmeye haya ettiğimiz iğrenç saldırılara girişti. Bu bağlamda Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'ne yönelik akıl almaz saldırı başlatan işgalciler hastane içerisindeki çok sayıda bacımızın maalesef izzetini çiğnedi. Bütün dünyanın gözü önünde benzeri görülmemiş bir ölçüde gaddarca ve ahlaksızca katliam devam ediyor. Gazze'li çocukların açlıktan öldüğünü, insanların hayvan yeminden yapılan yiyeceklerle hayatta kalmaya çalıştıklarını, yardım için koşan insanların çırpınışlarını izleyerek iftar ve sahur sofralarına oturuyoruz. Hamas'a selam, direnişe devam. Hamas'a selam, direnişe devam. Hamas'a selam, direnişe devam. Bu büyük insanlık dramı karşısında somut hiçbir adım atmayan işgalci terör devletiyle ticareti devam ettiren ve bize bu utancı yaşatan Müslüman ülke ve şirket yöneticilerini Rabbime havale ediyoruz. Bugün İzzet Yurdu Gazze'de bir takım insanlar, onlara insanlar size karşı asker toplamışlar. Onlardan korkun dediler de bu onların imanlarını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diye cevap verdiler. Bugün Gazze'de Hazreti Peygamber'in şu hadisinde işaret ettiği kahramanları bulmak mümkündür. Ümmetinden bir topluluk daima hak üzere olacak ve düşmanlarına kesin bir şekilde üstün gelecektir. Allah'ın emri gelinceye dek şiddetli geçim sıkıntısına düşmeleri durumu hariç muhalefet edenlerin muhalefeti onlara zarar vermeyecektir. Ya Resulullah, onlar nerededirler dediler. Onlar da o Beytül Makdis'te ve Beytül Makdis'in etrafındadırlar buyurdu. Evet, Gazze'nin şerefli
ve onurlu halkı bugün şiddetli geçim sıkıntısına maruz kalmıştır. Bu konuda görev diğer Müslümanlara, yani bizlere düşmektedir. Gazze'nin şerefli ve onurlu halkı görevlerini tam olarak yerine getirmektedirler. Ancak bizler maalesef gereği gibi kardeşlerimize sahip çıkamadık ve çıkamıyoruz. Gazze gösterdi ki sözde 57 İslam ülkesi tarafından kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı aslında kağıt üzerinde bir teşkilattır ve bir araya gelip birkaç fotoğraf paylaşmaktan başka yaptıkları bir şey yoktur. Gazze gösterdi ki Müslümanların kutsalları bir ülkenin ulusal çıkarlarına çok kolay kurban edilmektedir. Maalesef ülkemizde bunu net bir şekilde göstermekteyiz. Evet, Gazze halkı açtır, susuzdur. İftira iftarlarını açacağı saat belli değildir. Canları enkaz altındadır. Ancak imanla, gururla ve görevlerini yerine getirmiş insanlar olarak Allah'ın huzuruna gidecekler. Ya bizler Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Gazze'ye selam, direnişe devam. Ölü toprağımız serpildi biz ümmete. Vicdanlı halklar sokaklarda Gazze'deki Siyonist zulmü haykırırken bize ne oldu? Nasıl bir gafletteyiz? Elde ettiğimiz dünyalıklarımız mı bizi korkutuyor? Makamlarımız çok mu rahat? Ne çabuk unuttuk Batı dediğimiz Siyonizmin canavarlarını. Çanakkale'de İstiklal Savaşı'nda akbabalar gibi üşüşmüştüler. Anadolu'da topyekun yok olmanın, vatansızlığın kıyısından hep beraber dönmüştük. Bugün de aynı Batı özellikle İslam coğrafyasını kana bulayarak paramparça etti. Son olarak Gazze'yi, Filistin'i gözlerimizin önünde kan gölüne çeviriyorlar. Namuslara el atıldı. Orası biter ise bilin ki hedef bizim ülkemiz Türkiye'dir. Gazze! Bu rahatlık bize kalmaz. Kıymeti bilinmeyen nimet elden alınır kaidesi başımıza gelmeden dirilelim. Meydanlara inelim. Her platformda zulmü dile getirelim. Ticaret yapan firmaları boykot ediyoruz, etmeye devam edelim. İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanet. İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanet. İhanet. Avukatlarımız ve bizler suç duyurusunda bulunalım. İşgalcilerle ticaret yapan kim var ise vatan haini, işbirlikçi, soykırım destekçisi diye ilan edip haykıralım. Direnen bu halkı, mücadeleyi meydanlara taşıyan tüm vicdanlı halkları ve siz buraya katılan saygıdeğer değerli katılımcıları selamlıyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah Filistin'i, Gazze'leri, Gazze'yi de bir an önce muzaffer kılacaktır diye dua edelim. Amin. Ya Rabbi, senin dışındaki bütün kapılar kapandı. Bütün çareler tükendi. Böyle bir Ramazan-ı Şerif gecesinde nasıl ki ilk Müslümanları, bir avuç Müslümanı Bedir'de varlıkla yokluk arasında muzaffer kıldıysan, dinini inananlara aziz kıldıysan, bu gecede, bu ayda, bu günlerde de İslam'ın onurunu, Müslümanların vatan ve yurdunu, iffet ve namusunu, izzetini, şerefini kurtarmaya çalışan, ayakta tutan, bunun uğurda canını veren, canını feda eden, aç kalan, susuz kalan bu mücahitlere sabır ver ya Rabbi. Amin.